Proje bilgi sayfasını kaydettikten sonra geldiğimiz sayfa banka bilgi sayfası. Burada görüştüğümüz kredi uygunluk belgesi için görüştüğümüz banka şubesini seçeceğiz en başta. Vakıf Katılım Bankası ile biz çalıştığımızı beyan etmiştik ve rehberde onun şubelerinin adresleri yer almaktaydı bildiğiniz gibi. Bu şubelerden yani TR72 bölgesindeki şubelerden herhangi biriyle çalışmanızı istiyoruz. Bu şubelerden örneğin Koca Sinan şubesi ile görüşüldüğünü düşünelim. Bu bilgiyi giriyoruz ve kaydediyoruz. Sonrasında yükle seçeneğini seçiyoruz ve buradan bankadan aldığımız imzalı paşeli kredi uygunluk belgesini yükleyeceğiz. Burada temsili bir form oluşturdum ben mesela. Bunu seçiyoruz ve yükle diyoruz. Böylelikle belgemiz yüklenmiş oluyor. Burada şöyle bir mantığı dikkate alırsak bizim için faydalı olacaktır. Kredi uygunluk belgesi aslında projenin en ön şartı yani bu projede bir mantıksal çerçeve oluşturulmuyor ama bir proje mantığıyla bir mantıksal çerçevemiz olduğunu düşünürsek projemizin ön koşulu kredi uygunluk belgemizin çıkması ve kredi uygunluk belgemiz çıktığında burada belirtilen uygunluk kriterlerine göre bankanın tespit ettiği firmamızın kredi limitinin ne olduğu önemli. Bu limit bizim belirlediğimiz program kapsamında belirlediğimiz ürün teknoloji seviyesine göre belirlediğimiz üst limitlerin üstünde ise problem yok. Siz o zaman bizim program kapsamında belirlediğimiz üst limitleri düşünerek maliyetlerinizi, makine, ekipman bedellerinizi, hangi makineler alacağınızı düşüneceksiniz. Ama bunun altındaysa bankanın verdiği kredi uygunluk belgesi, o zaman o limite uymak durumundasınız. Çünkü burada biliyorsunuz ana parayı kredilendirilebilir bütçe olarak kabul ediyoruz ve bunu banka sağlayacak size. Bu sebepten kredi uygunluk belgesindeki yazılı rakam önemli. Bu sayfayı kaydetmiştik. Zaten bilgileri girdik, belgemizi yükledik. Sonra performans göstergeleri sayfasına geçiyoruz.